Merhabalar sevgili gençler. Geometri en baştan serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz tümler açı, bütünler açı. Şimdi öncelikle tümler açının tanımını vererek başlayalım. Neymiş tümler açı? Onun tanımını verelim önce. Tümler açı ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler açı diyoruz gençler. Yani iki tane açı düşünün. Bu açıların ölçülerini topladığınız zaman 90 derece yapıyorsa bu açılar birbirlerinin tümleridir denir. Dolayısıyla bir açının tümleri demek, bir açının tümleri demek 90 dereceden bu açıyı çıkar demektir. Yani ne demek istiyoruz? 70 derecenin tümleri demek 90'dan 70'i çıkar 20 derece demektir. 30 derecenin tümleri demek 90'dan 30'u çıkar demek. 90'dan 30'u çıkarttığımız zaman kaç oluyor? 60 derece oluyor. 40 derecenin tümleri demek 90'dan 40 dereceyi çıkar demek. 50 derece oluyor. 75 derecenin tümleri demek 90'dan 75 dereceyi çıkar demek 15 derece oluyor değil mi? 0 derecenin tümleri demek 90'dan 0 dereceyi çıkar demek yani 90 derece oluyor. 90 derecenin tümleri 90'dan 90'a çıkar demek 0 derece oluyor ve x derecenin tümleri dikkat x derecenin tümleri ne yapıyoruz hep 90'dan çıkartıyoruz o zaman 90 eksi x diyeceğiz. Ha, demek ki ölçüleri toplamı 2 Ölçüleri toplama 90 derece olan iki açının adı tümler açıydı. Şöyle bir ifade duyduğumuz zaman tümler iki açı dediği zaman biz ne diyeceğiz? Bunlardan bir tanesi x ise diğeri 90 eksi x'tir diyeceğiz. Tamam Buradan iki şey çıkıyor. Böyle de diyebilirsin. Veya tümler iki açı dediği zaman ben bunu x artı y eşittir 90 diye de yazabilirim. Şuraya hemen bir tane not düşelim. Tümler iki açı ifadesinin matematiksel dildeki karşılığı neymiş gençler? Bunlardan bir tanesi x, bir tanesi 90 eksi x demekmiş. Veya tümler iki açı dediğinde bir diğer seçeneğimiz bu bir numaralı seçenek olsun. Bu da iki numaralı seçenek olsun. Bir diğer seçeneğimiz de ne? X ile Y'nin bunlar tümler açılar oluyor. Toplamları kaç derece olacak? 90 derece olacak sevgili hocam. Sendeyiz hocam. 15 derecenin tümleri, tümleyeni 60 derece olan açı kaçtır? Şimdi buradan yavaş yavaş ufak ufak tümleri iyice pekiştirelim. 15 derecenin tümleri ne demekti tümler? 90'dan bu açıyı çıkar demekti. 90 dereceden 15 dereceyi çıkartıyoruz. Kaç derece yapıyor gençler? 75 derece yapıyor. Demek ki 15 derecenin tümleri 75 dereceymiş. Tümleyeni, ne demek tümleyeni? Gençler tümleri ile tümleyeni aynı ifadeler. Yani bana tümleri de dese, tümleyeni de dese ben aynı şeyi anlayacağım. Tümleyeni 60 derece olan açı yani tümleri 60 derece olan açı ikisi de aynı ifade. 90 dereceden 60 dereceyi çıkartıyoruz. 30'u buluyoruz. Bakın 15 derecenin tümleri sordu. Tümlerin tümleyeni 60 derece olan açı sordu. Biz ikisinde de aynısını yaptık. Çünkü 15 derecenin tümleri deyince 90'dan çıkartıyorsun. 75 çıkıyor. 75'in tümleri dese tekrar 90'dan çıkarsan yine 15 çıkıyor. Bu da da aynısı. Tümleyeni 60 derece olan açı kaçtır. 90'dan 60'ı çıkartıyoruz. 30 derece. Veya 30 derecenin tümleyenini sorsa da 90'dan 30 çıkartacağız. Yine 60 dereceyi bulacağız. Demek ki tümlerin tümlerin, bakın zaten tümler tamam mı? Tek hece, tüm. tekece, 90. Tekece olduğu için 90. Aklınızda olsun. Devam et. Tümleyen iki açının ölçüleri farkı 30 derece olduğuna göre büyük açı kaç derecedir diyor. Ölçüleri farkı 30 derece. İki tane açı alalım. İki tane açı alalım hemen. İki tane açı. Peki bu açıların özellikleri ne? Tümleyen iki açı olması. Yani tümleyen ölçüleri toplamının 90 olduğu manasına geliyor. Böyle de diyebilirsin. Veya second way dediğimiz ikinci yolda istersen bir tanesine x bir tanesine 90 eksi x de diyebilirsin. Böyle de olur. Neyse şu x y bir çözelim. x artı y'nin toplamının 90 olduğunu ifade ettik. Devam ediyorum. Tümleyenden yola çıkarak bu ifadeyi yazdım matematiksel dilde. Ölçüleri farkı 30 derece diyor. Yani sen bu açıları birbirinden çıkartırsan sonuç 30 çıkıyor diyor. Şimdi öğrencinin kafasına takılıyor. Hocam x'in büyük olduğunu nereden biliyoruz? Hiç fark etmez. İstersen y'den x'i çıkar. Sonuç değişmez. Tamam rahat olun. Sonuçta iki tane açının farkının 30 olduğunu vermiş bana. Şimdi burada x artı y var. Burada x eksi y var. Matematikte çok sevimli bir işlemdir. Taraf tarafa toplama işlemi. Bakın artı y eksi y sizlere ömür. Ne kaldı burada? 2x kaldı. 90-30 daha kaç oldu? 120 oldu. Her tarafı 2'ye bölersem x eşittir 60 derece. Peki bana büyük açıyı soruyordu. 60 derece zaten büyük açı. İnanmazsan bak 60 yaz yerine x'in yerine 60 yaz. 60 artı y 90 da değil mi? Y kaç derece çıkıyor buradan? 30 derece çıkıyor. Hakikaten 60 30 derece birbirlerinin tümleridir, tümleyenidir. Ve aynı zamanda bunların farkı da 30 derecedir. Tamam. Peki hocam second way dediniz. Ondan bahsedin. Hemen bahsedelim. Second way. İngilizcem çok şahane. Şimdi bir tanesine x, bir tanesine 90 eksi x dedim. Tamam. Sonra bu ikisini birbirinden çıkartacağım. Tümleyen dediği için bunu dedim. Bir ikisini birbirinden çıkartıyorum bu ikisini. X'ten 90 X'i çıkartıyorum. Sonuç 30 derece. X'ten 90 eksi X'i çıkartıyorum. Sonuç 30 derece. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. X'ten 90 eksi X'i çıkartıyorsan parantez kullanmak zorundasın. Doğu selamlar. Neden? Parantez kullanmazsan katliam olur. O yüzden muhakkak parantez kullanacaksın. Çünkü X'i bu açının tamamını bir bütün gibi düşün. Bundan çıkartıyorsun. Dolayısıyla bu eksiği iç paranteze şuraya şöyle dağıttığımız zaman x eksi 90 eksi eksi x artı x eşittir 30 derece x x daha 2x gençler eksi 90'ı karşıya attım artı 90 geçti 30 da toplandı 120 derece oldu her tarafı ikiye bölersek x eşittir 60 derece oluyor bakın yine x'i 60 bulduk büyük açı 60 derece büyük açı 60 derece ise diğer açıda tümleyen olduğu için 30 derece olmak zorunda. Bu da ikinci yol olarak karşısına çıksın. Hangisi sempatik geldiyse onunla çözebilirsin. İkisini de bilirsen çok iyi olur. Hem sol hem sağ çalışırsın. Devam. Ölçüleri toplamı 60 derece olan iki açının tümlenleri toplamı kaçtır? Hmm. Ölçüleri toplamı 60 derece olan iki açı lazım bana. Tamam. Ben ölçüleri toplamı 60 derece olduğunu bildiğim için bir tanesine x diyorum. Bir tanesine y diyorum. Topluyorum. 60 derece. Hani ilkokulda böyle yapılan şey vardı ya soruda matematik probleminde verilenler istenen böyle yazılırdı. Oradan yola çıkar. Neden yapılıyordu bu? Problemi iyi anlamak için. Hala yapılabilir. Hala yapmada da bir şey ya ilk akılda yapılıyordu falan diye düşünmeyin. X artı y'nin toplamının 60 derece olduğunu matematiksel dili dile çevirerek söylüyoruz. Tümlerleri toplamı kaçtır? Şimdi ben hem bu x'in hem de bu y'nin tümlerlerini almak durumundayım. Hmm. Şimdi bana cevap verin bakalım. X'in tümleri kaçtır? Videonun başında anlattık. Bir açının tümlerini nasıl oluyor söyledik. X'in tümlerini söyleyin bana. Söyleyin. 90 eksi X. Artık Y'nin tümlerini o da ne olacak? 90 eksi Y olacak. Bak iki açının da tümlerini yazdım. Ve ne diyor? Tümlerleri toplamı. O yüzden ne yapıyorum? Topluyorum bu ikisini. Hocam ben X'i Y'yi bilmiyorum. Nasıl toplayacağım? Sen topla. Sen devam et özgüvenin yerinde olsun. 180 ben doğru bildiğimi yapıyorsam soru çıkacak. Eksi x eksi y. Allah Allah. Ben x ile y'nin toplamını biliyorum. Burada eksi x eksi y var. O zaman şöyle bir güzellik yaparsak. Eksi parantezinde yazarsak burayı. 180 eksi x artı y olmaz mı? Sen de yaz hocam. x artı y'nin yerine 60 yaz. 180 eksi 60'tan 120 çıkıyor. İki açının tümlerleri toplamı. Tamam. Devam et. Geldik bütünler açıya gençler. Bütünler açı, ölçüleri toplamı 180 derece olan açıya diyoruz. Bakın şimdi gençler ne dedik? Tümler açı dedik değil mi? Bak tümler açı. Bir dakika bir saniye. Yok, gel burada. Şuleri sildiğimi düşün tamam mı? Şuleri siyahla yazıyorum tümler tamam mı? Buraya da bütün yine siyahla yazıyorum ler, tamam mı? Şimdi Tümler açı dediğimiz zaman bak tek ece 90 derece gelecek benim aklıma. Bütünlere baktığımız zaman bakıyorum bütünlere bak bütünler. Bütün 2 ece değil mi? 180 o zaman. Bu kadar basit. Ölçüleri toplama 180 derece olan açılara bütünler açı diyoruz gençler. Ölçüleri toplama 180 derece olan açılara bütünler açı diyoruz. Peki o zaman bir açının bütünleyeni ne demek? Tümlerde düşündüğümüz şeyleri benzer olarak bütünleyenlerde de düşüneceğiz. Bütünlerlerde de düşüneceğiz. Neyse artık. Bir açının bütün yeni demek 180 dereceden bu açıyı çıkar demektir gençler. Yani 45 derecenin bütün yeni mi soruyor bana? 45 derecenin bütün yeni mi soruyor? O zaman ne yapacağız? 180'den 45'i çıkartacağız. Cevap kaç? 135. 70 derecenin bütün yeni mi soruyor bana? 180'den 70 dereceyi çıkartacağız. 110 derece yazacağız bütün yeni. 20 derecenin bütün yeni mi soruyor bana? 180'den 20 dereceyi çıkartacağız. 160 derece yazacağız. Bütünleyen açıya. X derecenin bütünleyeni soruyor. 180'den X'i çıkartacağız. Bitti. buradan tümlerde söylediğimiz şeyleri paralel olarak aynısı burada da söyleyebiliriz. Bütünleyen iki açı dediğinde bir tanesi X ise diğeri 180 eksi X. Veya bütünleyen iki açı demek X artı Y eşittir. 180 demek. Fark ediyor musunuz? Denklem kuruyoruz. Matematikte denklem kurma problemlerine daha doğrusu e, ünite adına söyleyecek olursak denklem ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalar kısmı ile alakalı sorular çözüyoruz. O yüzden burada matematik gerçekten çok gerekli. Özellikle denklem kurma problemi. Ama hocam ben bu kısımlarda iyi değilim anlayamıyorum gibi olur mu? Olmaz. Sen elinden gelince burayı takip et. Zaten tek tek açıklıyoruz gençler. Sen Sendeyiz hocam devam et. Tabi denklem kurma muhabbeti girecekse Doğu hocam uçar. hocam neredesin? Neyse şimdi hocam hocam meşguldür. Çağırmayalım. Ölçüleri toplamı 70 derece olan iki açının tümlerleri toplamı kaçtır? Şimdi burada kısımdan sonra artık neye girdik? Bunlarla alakalı problemlere girdik. Ölçüleri toplamı 70 derece olan iki aç. İki tane yol göstermiştim. İki yoldan da yapabilirsiniz. Ne yapıyorduk gençler burada? Ne yapıyorduk? Duk 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 duk. Anlayan anladı. Durdur. Uğraş. Karşılaştır. Devam ediyorum. Ölçüleri toplamı 70 derece olan iki açı. İki tane açı düşünüyorum. Topluyorum bunları. 70 derece oluyor. Peki. Tümlerleri toplamı. Bu arkadaşın tümlerine 90 eksi x. Bu arkadaşın tümlerine 90 eksi y. Bunların toplamlarını soruyor sana. 90 90 180. Eksi x eksi y. Ne yapıyorduk? Eksi parantezinde yazıyorduk. Eksi parantezinde x artı y diyorduk. X artıya kaç derece? 70 derece. 70'i şuraya yaz. Yaz 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 yaz. yaz. Şuradaki 70'i gel bakalım 70. Şuraya yazarsak iş bitmiş. 180 eksi 70 110 derece olduğu tümlerleri toplamı. Var mı sıkıntı? Sendeyiz hocam. Ölçüleri farkı 50 derece olan iki tümler açının küçük olanı kaç derecedir? Şimdi geldik ölçüleri farkının 50 derece olan iki tümler açıya. Şimdi iki tane açımız var yine gençler. X ve Y farkı 50 derece. Ve bu iki açı tümler açı. Değil mi? Tümler oldukları için toplamları kaç derece? 90 derece. Tümler oldukları için toplamları 90 derece. Topla taraf tarafa kimler gidiyor? Y'ler gidiyor değil mi? Y'leri götürelim. X, X ne yaptı? 2X, 50, 90 daha 140 böl 2'ye böl 2'ye buradan 2'ler gidiyor. X eşittir. 70 derece çıkıyor. Küçük olanı kaç derecedir soruyor. 70 büyük olanı bu iki açı tümler olduğuna göre diğer açımız kaç derece? Diğer açımız 20 derece değil mi? Topladığımız zaman 90 yapacak. Direkt 90'dan çıkartarak bulabiliriz. Veya yukarıda şurada denklem değerini yazarak da bulmanız mümkün. Tümler iki açı demek. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açı demek. 70 derecenin bütünleyeni ile tümlerinin toplamı kaçtır. Şimdi artık mix yapmaya başladık. Karıştırıyoruz. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ben yine dur diyeyim de şuraya. Dur dur uğraş karşılaştır. Devam. 70 derecenin bütünleyeni. Hemen 70 derecenin bütünleyeni yazalım. 70 derece sevgili 70. Senin bütün bak 2C'yi gördün mü 2C'yi? O zaman 180'den çıkartacaksın. 180-70. Ne yaptı? 110 derece. Devam ediyorum. Bütünleyeni ile burada dursun. Tümlerinin toplamı. 70 derecenin bir de tümlerini alalım. Tüm. TKC. 90-70. Yani 20 derece. Ne diyor? Bütünleyeni ile tümleyeninin toplamı kaç derecedir? Topla gel. 130 derece. Var mı sıkıntı? Sen değiliz hocam. Evet şimdi işin içine biraz cebirsel ifade katalım. Tarif veriyor gibi biraz cebirsel ifade azıcık. A derecenin bütünleyeni nedir? Bütünleyen 2 hc 180'den çıkartıyoruz. Söyle hemen ne yazacağım buraya? 180 eksi A. Hangi açının bütünleyeni alıyorsak 180'den çıkartıyoruz. Peki 110 derece 110 artı A'nın bütünleyeni nedir diye soruyor. Aynı şeyi yapıyoruz gençler. 180'den 110 artı A'yı çıkartıyoruz. Ama parantezi unutmayın. Parantezi unutmayın. Şöyle tamam mı? Direkt eksi 110 artı a yazarsanız bu artı a gibi düşünülür. Sonra yanlış yapmanıza neden olur. Allah muhafaza. O yüzden parantezi unutma. 180'den 110 çıkardık 70. Eksi olduğu için buradaki a'yı da eksi yapmış oldu. Y eksi, 70 eksi a olmuş oldu. Yaptıksan sonra kontrol edebilirsin. Bu açılar bütünleyendi değil mi? Toplamları 180 bak. Şunları bir kontrol eder misin? Bak Şunları şunu topluyorsun kaç yapıyor? 110 ile 70 topla. 180. Artı A, -A gitti. 180 eksi A. A topla ne yapıyor? 180. Demek ki doğru yaptın. Var mı sıkıntı? Sen deyiz hocam. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açının bütünleyenleri toplamı kaçtır? Demin tümlerleri toplamı kaçtır demiştik ya. Onun bütünleyenleri toplamı kaçtır versiyonu. Ne yapıyorduk? Evet. Ölçüleri toplamı 130 derece. Hemen yazalım. İki tane açı istiyorum. Ölçüleri toplama 130 derece olsun. Evet. Bunların bütünleyenleri iki açının bütünleyenleri toplamı kaçtır? Yani x'in bütünleyeni ile y'nin bütünleyenini toplayacağız. x'in bütünleyenini alıyorum. 180 eksi x. 2 hece 180'den çıkar. y'nin bütünleyenini alıyorum. 180 eksi y. Sonra bunları ne yapacaksın? Bunları toplayacaksın. Toplarsak bunları 360 eksi x eksi y yaptı. Şimdi yine aynı hareketi yapıyoruz gençler. Artık öğrendiniz. 360 eksi x artı y diyorsunuz. Değil mi? Yani şu eksi parantezin içeriye dağılmış hali bu. Dolayısıyla şuradaki 130 dereceyi nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz 130 dereceyi. Ve işlemimizi yaptığımız zaman 360 eksi 130 şu fırdan çıktı, sıfır. Altından 3 çıktı, 3. 3'ten 1 çıktı, 2. 230. Böyle yapa yapa kibrit çöplerini tek tek kıra kıra başarıya ulaşacağız. Buna inanmak lazım. Var mı sıkıntı? Devam ediyorum. Ölçüleri farkı 70 derece olan bütünler iki açıdan büyük olan kaç derecedir artık aynı şeyleri sürekli söylemeyelim. Şuraya yazalım yazarak iletişim kuralım. Ölçüleri farkı 70 derece. 70 derece ise ölçüleri farkı bir tanesi x olsun bir tanesi y olsun. Bakın ben hep iki bilinmeyen tercih ediyorum. Neden diye sorarsanız yani çok e, antipatik gelmiyor yani. Hani yapılabilir bence ve de mantıklı aslında. İki bilinmeyen kullanmaktan çekinmeyin. E, çünkü sonuçta bu TYT AYT maratonuna yola çıktıysanız bunları öğrenmeniz lazım. Bunları yapabildiğinizi göreceksiniz. Gördükçe seveceksiniz. Sevdikçe daha çok yapacaksınız inşallah. Öyle düşünün. Ölçüleri farkı 70 derece x eksi y 70 bütünler iki açı diyor. Aa, o zaman bu x ile y'nin toplamını da biliyoruz biz. Kaçtır toplamı? 180 derecedir. Bütünleyen diyor çünkü. Bütünler diyor. Büyük olan kaç derecedir? Ben buldum bak. Farkını biliyorum. Toplamını biliyorum. Taraf tarafa topla bunları. Topla taraf tarafa. Şunlar sizlere ömüyor. 2x eşittir 70 180 daha 250 her tarafı 2'ye bölersek sevgili gençler 2'ler gitti x eşittir ne oldu 125 şimdi bu açılar bütünler iki açıydı bir tanesi 125 ise diğerinin bunu 180'e tamamlayan bir açı olması lazım o zaman kaç derecedir diğeri de gençler hemen şuraya altına yazalım 180'e tamamlayacaksa o da 55 derece olmalı. Değil mi? Kontrol et. Farkları 70 mi? 70. Topladığın zaman 180 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman doğru. Devam. Ölçüleri farkı 60 derece olan bütünler iki açıdan küçük olanın tümliğini kaçtır. Artık işine kadar uzatırsa uzatın. Konunun uzası, uzarsa uzasın. Konunun özünü anladıysan devam edeceksin yoluna. Adım adım yapacağız. Ölçüleri farkı 60 derece. X eksi Y 60 yazdım. Bütünler x artı y 180. Bak kelimelerin anlamını, matematiksel anlamlarını yazıyoruz. Yazdık mı? Ölçüleri farkı Toplamların 180 olduğunu bütünleri okuduktan sonra anladık. Anladık. Topla bunları taraf tarafa. Şöyle taraf tarafa toplayalım. Y'ler sizlere ömür. 2x eşittir ne oldu? 240 oldu. Her tarafı ikiye bölersek sevgili gençler. Buradan x ne çıkıyor? 120 derece çıkıyor. İki açıdan tamam iki açı bu iki açıyı bir bulalım. Bir tanesi 120 ise diğerinin bunu 180'e tamamlayan açı olması lazım. Yani 180 eksi 120'den kaç olması lazım? 60 derece olması lazım. Tamam. Bana neyi soruyor? Bu iki açıdan tamam bu iki açı. Küçük olanının tümleyeni kaçtır? Küçük olanı 60. 60'ın tümleyenini soruyor. Tümleyen tekece. Dolayısıyla ne yapacaksın? Bu 60'ı 90'dan çıkartacaksın. Tümleyenini soruyor çünkü. Tümleyen. 90'dan çıkartırsak 90 eksi 60'tan 30 derece benden istediği cevap. Sana neyi soruyorsa onu bulman lazım. Bunu unutma. Geometride ilerleyen yerlerde de göstereceğiz gençler. Size sorduğu şeyi bulmanız lazım. Burada bu soruda şıklarda 60 da olur. 120 de olur. O yüzden muhakkak en son aşamada bana sorduğunu mu buldum diye kontrol etmek tavsiye edilir. Tamam. Bugünlük bu kadar gençler. Devam edeceğiz. Bizi takip etmeye, bizi izlemeye devam edin.